bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak ifade edilmektedir. Geçen yıl içi boşaltılarak kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası gelinen noktada formaliteye dönüşmüş, geçmişte alınan bir kararın geçiştirilmesinden öteye gitmemiştir. Değerli basın, 1990'lı yıllar itibariyle reform adı altında gündeme getirilen yasalarla temel bir hak olan sosyal güvenliğin adım adım tasfiyesini yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Asgari ücretin 1/3 oranında gelire sahip olanın sağlık giderleri için YSS primi ödemek zorunda olduğu, muayene ve ilaç katkı paylarının miktarının her geçen gün arttığı, sağlık hizmetlerinden yurttaşlarımızın parası kadar yararlandığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor. Sağlık haktır, satılamalık haktır, satılamalık. Emekliliğin tasfiye edildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanmaktadır. Engellenemez gösterge hakkımız, engellenemez. Sonunda toplanan paranın işçilerden çok patronlar için kullanıldığı, Türkiye İş Kurumu'nun siyasi iktidar tarafından arpalık olarak kullanıldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor. Kadının emeğinin sömürüldüğü, merdiven altı atölyelerde kayıtsız güvencesiz çalışmaya mahkum edildiği, ev içi emeğin yok sayıldığı koşullarda son programında sığınmacı Suriyelileri kastederek onları gönderirsek en fazla patronlar üzülür diyerek bir yandan kayıt dışı çalışmayı meşrulaştırmış, bir yanda sığınmacılar vatandaşlığın promosyon olarak verildiği, son olarak da 500 bin dolar bireysel emeklilik sistemine yatırıp 3 yıl çıkmayanlara vatandaşlık verileceğine ilişkin bir düzenleme yapılacağının ifade edildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanmaktadır. Genelde kamu emekçilerini, özelde SGK emekçilerini %5'lik zamma mahkum eden, en düşük SGK emekçisinin maaşının Nisan ayı açlık sınırının altında bırakılmasına neden olan sözleşmelere imza atan, SGK emekçilerinin taleplerinin hiçbirini toplu sözleşme sürecinde gündeme bile getirmeyen, SGK yönetimde kamu emekçilerini temsilen memur sen temsilcisinin yer aldığı, SGK emekçilerinin hak kayıplarında birebir sorumlu olan memur senin eylem kararları aldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanmaktadır. Gasp edilen hakları ile ilgili aksi yönde Anayasa Mahkemesi kararı olduğu halde uygulanmayan SGK emekçileri Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyor. Kamu emekçileri arasında neredeyse en düşük maaşa mahkum edilen, sözleşmeli çalışanların kadro talebinin yok sayıldığı, mesleki birikimlerinin görülmediği, dışarıdan uzman kadrolar istihdam edilirken kurumda çalışanlara diğer kurumlarda olduğu gibi bu imkanın tanınmadığı koşullarda SGK emekçilerinin hakları için mücadele etmekten başka yolları yoktur. Haklarımız yoksa kutlamada yok. Haklarımız yoksa kutlamada yok. Bizim de Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayacağımız günler gelecek. Kamusal sağlık ve sosyal güvenlik hakkını kazandığımızda SGK emekçilerinin taleplerini gerçekleştirdiğinde, SGK'nın demokratik bir işleyişe kavuştuğu koşullarda tüm emekçilerle birlikte sendikamızda Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayacak. Bütün amacı para olan bir anlayışı reddediyor, bireysel çıkarı değil toplumsal dayanışmayı esas alan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi için mücadelenin yanı sıra SGK emekçilerinin insanca yaşam talepleri için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğimizi siz değerli basın emekçileri aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıyorum. BES yaşasın kez.